Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Yine bilgilendirme amaçlı bir video çekeceğiz. Nedir videomuzun konusu? Başlıktan da anladığınız üzere eğer aracımızın teyp bölümünü, yani şu çerçeveyi, daha sonra teybi nasıl alacağımızla ilgili bir video olacak. Evet, şimdi sökme işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sökme işlemimiz için şöyle kemik dediğimiz, ben bunu daha önce AliExpress'ten almıştım. Çok çok uzun zaman önce, 2-3 sene oluyor. Bu tarz trimleri sökmek için, yani plastik aksamları zarar vermeden sökmek için kullanabiliyoruz bunları. Şimdi nasıl sökeceğiz? Şu köşeden bir tırnağı var. Bütün her tarafında tırnakları var zaten çerçevenin. Tamamını attıracağız. Daha sonra teybimize ulaşacağız. Şu şekilde önce, yine bu da plastik aksamları sökmek için kullandığımız bir alet. O setle birlikte geldi. Kemiği tıkarak şöyle altlardan hiç çıkarmadan esnete esnete ilerleyeceğiz. Yine aynı şekil üst tarafta da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi panelimiz direkt çıkıyor zaten. Panelimizin arkasında dörtlümüz, arka cam rezistansımız ve saatimiz için 3 tane soket var. Şu şekilde soketlerin tırnaklarına basarak çıkarıyoruz. Panelimiz bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle tırnaklarını da göstereyim. 4 tane altta, 5 tane üstte tırnakları var toplamda. Bu şekilde çıkartabiliyoruz. Zaten şu anki üstündeki orijinal teybimiz, hemen teybimizi 4 tane ayak tutuyor toplamda. Bayağı sağlam. Kasası içinde, yani İsterseniz bu kasayı, orijinal kasayı kullanabiliyorsunuz. Sadece teybi çıkartabiliyorsunuz. Şöyle alt sağda bir tane, solda bir tane ve üstte de şu şekilde toplam 2 tane vida tutuyor teybimizin kasasını. Bu şekilde teybimizi çıkartıp teyp değiştirebilirsiniz. Veyahut da herhangi bir arıza olduğunda bu şekilde çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi inceleme amaçlı, bilgilendirme amaçlı bir videoydu. Şimdi geri toplamamızda zaten gördüğünüz oldukça basit sökmeyle tekrar toplayabiliyoruz. Şöyle tekrar tırnakları yerine oturtarak Bu arada bu tırnakları söktüğünüz için özellikle saatin ayarları sıfırlanıyor arkadaşlar. Çünkü aküyle bağlantısını kopardığımız için ayarları kendiliğinden sıfırlanıyor. Tekrar oturturken de şu şekilde arkadaki kablolara dikkat ederek, yani düzgün bir şekilde koyarak şöyle bastırıyoruz. Alttan ve üstten
tırnaklarını bastırtıp oturtuyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekildeydi bu videomuz. Bilgilendirme amaçlı dediğim gibi. İşinize yarayabilir belki. Ben şu anda değil ama ileride bu çerçevelerin boyanmasıyla ilgili şöyle şuradaki havalandırma ızgarasının çerçevesinin boyanması, daha sonra şu Twitter'ın çerçevesinin boyanması, bunlar üst paketlerde olduğu gibi Select ve Style paketlerde sanırım oluyor. Gri renkli oluyor. Yani daha güzel, hoş bir görüntü oluyor. Şu şekilde vitesimizin üst kısmı. Bu aracımız 2011. Komple içi siyah. Onları da ilerleyen zamanlarda fırsat buldukça yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herhangi bir yorumunuz olursa yorum kısmına bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.